dediğim gibi çok iyi hazırlanmadığımız için sadece lig maçlarıyla hazırlık dönemini geçirmiş olduk. Ama günden güne ilk haftalarda tabii ki sıkıntılar yaşadık. Fikstür dezavantajını da yaşadık. Güçlü takımlara karşı oynadık. Takımımız oturmamıştı. Bayağı problemler yaşadık. Ama gün geçtikçe oturan bir oyunumuz, günden güne artan bir uyumumuz vardı. Son Göztepe maçıyla da bunu taçlandırmış olduk. Gol atamamayı şöyle ben yorumluyorum. Pozisyonlarımız var, vardan dönen golümüz var, penaltılarımız var. Bu dönemde tabii ki bir şeyleri ofansif olarak oturmak çok zor. Rakiplerimiz de dediğim gibi defansif olarak güçlülerdi. Ama hiç pozisyonda girmiyor değildik. Ligin en fazla pozisyona gelen takımları arasındayız yani. Bayağı bir o konuda şeyim. Sadece sonuçlandırma, bitirmede bir problemimiz vardı. Transferi de ilk etapta defansif oyuncularımızı almıştık. Ofansif oyuncularımızı biraz zorlanmıştı çünkü bayağı bir transferde sıkıntılar çekmiştik. Ondan dolayı onların da biraz geç katılımı bizde bayağı bir sıkıntı yarattı. Ama sonunda aşmasını da bildik tabii ki. Bunu görüyoruz zaten. Biz o dönemde kötü oynamadık. Hiçbir maç kötü oynamadık. Günden güne dediğim gibi artan bir oyunumuz vardı. Taraftarımız da bize güveniyordu zaten. Çok destekler vardı. Yönetimimiz, başkanımız inanılmaz bir destek görüyordu gelişimi. Bize inanıyorlar, güveniyorlar zaten. Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık. Devam edeceğiz inşallah. Önümüzde dediğim gibi Rize maçı var. Oyunumuz devam edecek. İnşallah Kayseri maçında müthiş bir iç saha performansı göstermiştik. Onu da göstereceğiz. Serimize devam edeceğiz. Bu çok erken. Daha ilk haftalarda yeni çıkmış bir takımın takım olgusu olmadan, takım hüviyetini şeyini kazanmadan bu tip şeylere varmak çok kötü bir şey çünkü ben bu şeyin biraz daha anlayış göstermesini düşünüyordum. Ama birden böyle bir kamuoyu oluştu. Ama biz onları yanıltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Oyuncularımız inanılmaz bir çalışma performansı gösteriyorlar. Dediğim gibi gelişeceğiz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ama biz küme düşmek gibi hani tabii ki olabilir ama hani biz o hedeflerimiz daha farklı bizim. Kalıcı olmak istiyoruz. Başlarken de onu nitelendirmiştik. Biz kalıcı olmak için kulübümüzün düzgün adımlar atması için uğraşıyoruz. İnşallah bunda da bir dediğim gibi kadromuzu oluşturduk. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Onlarla beraber Rize maçıyla beraber Göztepe maçıyla başladığımız gibi Rize maçıyla devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Biraz işte, tabii kötü başladığımız için daha ekstra puanlara ihtiyacımız var. İşte deplasmanda alacağımız puanlara. Fikstürü dezavantajı 2 hafta önce söylemiştim. Bize dönüyor Fener maçından sonra. Dediğim gibi iç saha ve iç sahada galip gelip dışarıda puanlar alırsak yaklaşık 20 puan üzerine çıkarsak bizim için iyi olacağını düşünüyorum ilk yarı için.